Merhaba. Bugün sizlere Türk Edebiyatı'nın en önemli ve özgün yazarlarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsetmek istiyorum. Onun eserleri Türk toplumunun değişim süreçlerini ve bireyin iç dünyasını derinlemesine ele alarak bizlere eşsiz bir okuma deneyimi sunar. Ahmet Hamdi Tanpınar 23 Haziran 1901'de İstanbul'da doğdu. Babası Hüseyin Fikri Efendi'nin kadı olarak çeşitli şehirlerde görev yapması nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul, Erzurum, Sinop, Kerkük ve Antalya gibi farklı yerlerde geçirdi. Bu gezgin hayat onun farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanımasına olanak sağladı ve eserlerine zengin bir kültürel derinlik kattı. Edebiyata olan ilgisi İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nda okurken başladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Yahya Kemal Beyatlı'nın öğrencisi oldu. Yahya Kemal'in şiire ve tarihe olan yaklaşımı, Tanpınar'ın edebi anlayışının şekillenmesinde büyük rol oynadı. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı ve aynı zamanda edebiyat dünyasında aktif olarak yer aldı. Tanpınar'ın en önemli eserlerinden biri olan Huzur, modernleşme sürecindeki Türk toplumunun sancılarını ve bireylerin bu süreçte yaşadığı iç çatışmaları derinlemesine işler. Romanın baş kahramanı Mümtaz'ın İstanbul sokaklarında yaptığı yürüyüşler ve iç dünyasındaki gelgitler okuru adeta kendi iç yolculuğuna çıkarır. Bu romanda Tanpınar'ın zamanı ve mekanı ustalıkla harmanlayarak bireyin ruh halini yansıtma becerisini görürüz. Bir diğer başyapıtı olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü, mizahi ve eleştirel bir dille toplumsal değişimleri ve modernleşme çabalarını sorgular. Hayri İrdal'ın Absürt Maceraları üzerinden toplumun batılılaşma sürecindeki tutarsızlıklarını ve bireyin bu süreçteki bocalamalarını ironik bir şekilde anlatır. Eseri okurken, zaman zaman gülümserken, zaman zaman da derin düşüncelere dalarsınız. Tanpınar'ın hayatında ilginç bir nokta da zaman kavramına olan derin ilgisidir. Eserlerinde sık sık zamanın geçişi, geçmiş ve bugün arasındaki ilişkiler üzerine düşüncelerini dile getirir. Ünlü şiiri Bursa'da Zaman'da bu ilgisini açıkça görürüz. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bu dizeler onun zaman anlayışını ve edebi yaklaşımını özetler niteliktedir. Geçmişle şimdi arasında kurduğu bağlar eserlerine hem derinlik hem de evrensellik katar. Ayrıca Tanpınar sadece romancı değil, aynı zamanda önemli bir şair ve deneme yazarıdır. Beş Şehir adlı deneme kitabında Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'u tarihsel ve kültürel bir perspektifle inceler. Bu eser, şehirlerin ruhunu ve Türkiye'nin kültürel kimliğini anlamak isteyenler için adeta bir rehber niteliğindedir. Tanpınar'ın öğrencilik ve öğretmenlik yıllarından bir anekdot paylaşmak isterim. Bir gün öğrencilerinden biri ona, "Hocam, edebiyat bize ne kazandırır?" diye sormuş. Tanpınar ise gülümseyerek, "Edebiyat bize kendimizi kazandırır. Geçmişimizi, bugünümüzü ve hayallerimizi anlamlandırmamıza yardımcı olur." demiş. Bu cevap onun edebiyata ve hayata bakış açısını yansıtır. Ahmet Hamdi Tanpınar 1962 yılında aramızdan ayrıldı. Ancak eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Onun yazdıkları sadece bir dönemin değil, aynı zamanda insan olmanın evrensel hallerini yansıtır. Okurlarına sadece bir hikaye sunmakla kalmaz, aynı zamanda derin düşünceler ve içsel sorgulamalar için bir zemin hazırlar. Son olarak Tanpınar'ın edebiyata ve hayata dair düşüncelerini yansıtan bir sözüyle bitirmek istiyorum. Biz zaman içinde değil, zaman bizde akıp gidiyor. Umarım bu sohbetimizle Ahmet Hamdi Tanpınar'ı biraz daha yakından tanıma fırsatı bulmuşsunuzdur. Eğer henüz onun eserleriyle tanışmadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Onun dünyasında gezinirken
kendi yaşamınıza ve toplumumuza dair yeni perspektifler kazanacağınıza eminim. Bir sonraki buluşmamızda başka bir yazarın dünyasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.